Ne oldu bize prens? Neden birbirimize saldırıyoruz? Birileri bize büyü yaptı ama etkisi geçti. Hadi, düşman bizimle savaşmayı bekliyor. Ben hazırım. Yeteneklerin ve cesaretin önünde saygıyla eğiliyorum. Kuru ordusunda bu kadar yetenekli bir savaşçı göreceğimi hiç sanmıyordum. Gün batımı için epey vakit var Abimanyu. Kılıfında da daha çok okun var. Bence daha fazla vakit kaybetmeden düelloya başlayalım. Ben hazırım savaşçı. Babanın güç gösterisi etkisini yitirdi. Ve artık ölme vaktin geldi. Ya! Kaba kuvvet karşısında yenilgi kabul edilmez. Ancak pes edersen yenilmiş sayılırsın. Sakın pes etme. Bu savaş meydanının ve bu büyük savaşın sana ihtiyacı var oğlum. Seni bekleyen daha birçok dövüş var. Kalk. Öfkeni kontrol et. Cesaretini topla. Ve kaderini kendi ellerinle çiz. Kalk ve savaş Virisha sen. Kalk ayağa oğlum. Hala benimle dövüşecek gücün var mı amca? İstersen pes edebilirsin. Mücadelenin adil olması için rakiplerin birbiriyle eşit olması gerekir. Anlaşılan kendine uygun bir rakibi henüz bulamamışsın. Demek bugün Uttar'ın intikamını alacağım. Öyle mi? Dövüşelim o zaman. Veya teslim ol. Ne oldu ha? Yoruldun mu? Virata'nın oğlu gerizekalı Uttar'la arkadaş olmanın sonucu budur işte. O da benimle baş edebileceğini sanmıştı. Ama sonuçta kendi öldü. Ve şimdi yok.
Onu bu ellerimle bir karınca gibi ezdim. Geri çekil Abimanyu. Yoksa Uthar'dan daha kötü bir şekilde öleceksin. Demek ki ben Uthar'ın intikamını alacağım. Sen aptal mısın Abimanyu he? Benim gücümü hala anlamadın mı? Düşmanımın öfkesi benim gücüme güç katıyor. Daha da kuvvetleniyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.